16 Mayıs, 22 Mayıs sevgili takipçilerim. Hem 16 Mayıs'ta yani saat 07:13'te Akrep Dolunay'la Türkiye'de gözlenmeyecek bir dolunay söz konusu olacak. Ve sevgili koçlar, özellikle bu iş ortaklıklarla alakalı yaşadığınız birçok konuda kendinizi baskı altında hissedebilir. Bazı insanlara res çekmek isteyebilirsiniz ama o cesaret gelir ama bir türlü yapamazsınız ya, işte o an, o an işte o gün olacak. O yüzden mantığınız ve kuralınız ve yaşadığınız tepkileri doğru kontrol ederek reste çekmek istiyorsanız tam zamanı diyorum. Yani Akrep Dolunay biraz daha sizi iş konularınızla ve kariyer konularınızla alakalı siz olmayı, size ait olan alanı almayı tercih edeceğiniz bir döngü söz konusu olacak. Başardığınız takdirde de konum ve mertebenizde isteklerinizi yavaş yavaş almak için başlangıçlar tadacaksınız. Bu ara sosyal medya, sosyal arkadaşlar, sosyal diyaloglar, sosyal çevreniz çok daha aktif olacak. Ama maddi kaynaklar ve sıkıntılar sosyal medyada içerisinde, zararlar içerisinde olabilirsiniz. Bunu bir an önce elemeniz gerekiyor diyorum. Evet, kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız res dönemi. Yöneticilerimizle alakalı yaşadığımız birçok kriz artık kendi ayaklarımızın üzerinde göstererek alanımızı genişletmek. Yurt dışı evraklarımız, yurt dışı ile ilgili beklediğimiz birçok olay için artık doğru görme ve kendinizi ispatlamak için siz varsınız. Varoluşunuzu bu hafta daha net bir şekilde ifade edeceksiniz. Kendi işinizi yapanlarda parasal konular ve özellikle parayla alakalı alışveriş noktalarımızda biraz daha riskleri düzeltmek için çok doğru bir hafta. Yakın aile içerisinde satılması gereken mal, toprak ve sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hala biz bir aileyiz. Emeğe saygı. Evet, 16 Kasım. Ay ne Kasım'ı be? 16 Mayıs. Saat 07:13'te Akrep Dolunay'ı hayatımıza renk katacak. Ve özellikle sizin huysuz yeriniz, uyuz halleriniz, değiştirmek istediğiniz ve kendinizle alakalı yaşadığınız değişim süreciniz için doğru adımlar atmak için acele edin ve kendilerinizi ve sorumluluk üzerinde olduğunuz birçok şeyi üzerinizden atma vakti. Yani siz kendinizi bulmak istiyorsanız bu dolunayda kendi enerjinizi doğru şekilde toparlayabilirsiniz. Yani kendimizi hatırlamak, değer, önemsenmek, önem. İş alanımızdaki insanların böyle bakışları, çevrenizdeki böyle süzen evrelerinden çok sizin egonuz bir alana dağılsın ve siz çok değerlisiniz. İşinizde başarılısınız ve çözmek istediğiniz birçok noktada büyük başarı. Yani aklınız çok hızlı, ruhunuz o kadar hızlı çalışacak ki aşamayacağınız hiçbir evrak olmayacak. Ve çarşamba, perşembe stresli toplantılar, mailler, konuşmalar sizi kasabilir ve sonu başarılı olacağını bildiğiniz takdirde hiçbir pürüz görmüyorum. Ama bu ara vicdanla, merhametle savaştığınız ve güvendiğiniz birçok insandan sözler, davranışlar sizi rahatsız edebilir. Kurumsal ya da devlet alanına iş başvurusu yapan sevgili boğalar için inanılmaz güzel kapılarınız var. Gözünüzü kapattığınız ve size destek olacak iyi bir enerjiyle yeriniz şimdiden hayırlı olsun. Kurumsaldan farklı bir alana geçmek istiyorsanız şu an acele ettiğinizi biraz daha burayla ilgili mücadele edip haklarınızı almadan veda etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, finansal alanında serbest bir meslek yapıyorsanız tatlı tatlı kazançlar, beklenmedik güzel fırsatlar size mutluluk yaratacak. Bu ara en istediğiniz ev anahtarı ve hayalinizde eriştirmek istediğiniz ev için doğru bir başlangıç. Korkmayın ve şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili boğalar, sorumluluklarınız, ailevi, çevre, iş konularındaki sorumluluklarınız çok fazla artacağı için kendi enerjinizde yavaş yavaş dinlendirmeniz ve siz olduğunuzu hatırlamanızı istiyorum. Bu arada blog yazarlığı ya da yaratıcı, içsel, sanatsal yeteneklerinizin çok ön planda olacağı için kendinize yeni kurslar, yeni oluşumlar yaratabilir. Kendi alanınızı daha belirleyeceğiniz bir nokta. Eğer yurt dışı yerleşimi, şehir dışı yerleşimi bulunduğunuz alandan farklı bir alana taşınmak istiyorsanız da Mayıs sonu sizin için güzel fırsatlar ve yenilikler katacak. Korkmanıza ya da size rahatsız edecek bir durum yok. Gözünüzü kapatın ve yolunuza devam edin. Şu an bir ezan okunuyor. Birazdan devam edeceğim. Ezan bitti sevgili boğa burçları.
ve serbest meslek ya da işinizle alakalı büyütmek istediğiniz alanlarda da çok daha rahat süreçler yaşayacağınızı unutmamanız gerekiyor. Bu ara araç konularınızla alakalı satın, almak, yapmak ya da şirketinizin araç değişimiyle alakalı güzel süreçlere size mutluluk verecek diyorum. Yalnız özellikle sağlık sektöründe çalışan ya da devlet içerisinde var olan bazı boğa burçlarında yer değişimi ile ilgili kararsızlıklar ve bir türlü çözemediğiniz bu konuyu artık hayata geçirme vakti sevgili boğalar. Aşk konunuzda kıran kırana bir tartışma. Sevilmek, değer görmek isterken karşı tarafın iletişimi ve soğuk tavrı sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Ve bu ilişkiyle artık anlaşmazlık dediğim ve sizi yıpratan birçok şeyi daha rahat bir şekilde veda ederek çözmeniz gerekiyor. Evli çiftlerde özellikle uzun süredir yaşadığımız ailevi ve eşiniz ve sizin ailenizden kaynaklı pürüzleri ve hala çözemediğiniz için kendi içinizde birbirinizi yediğiniz gözüküyor. Artık aile olmak istiyorsanız kenardaki insanları bırakıp kendinize ait ailenizi kurtarmanız gerekiyor. Boşanma fikri ve boşanmayla alakalı mahkemelerde biraz daha ertelenebilir. Ama eninde sonunda haklarınız, size ait sürecek birçok şeyi en iyi şekilde alacaksınız. Çocuk düşünen, çocuk tedavisi içerisinde karar veren boğa burçlarında fırsat var. Keyfinize bakın. Şimdiden annelik ya da babalık size uğur getirsin istiyorum. Uzun süredir evinizle alakalı satmak istediğiniz bir konu var. Ailenize ait bir malı. Bence hiç gerek yok. Yeri değerli. Onun yerine farklı bir krediyle yeni bir başvuru yaparsanız sevinirim. Özellikle maddi krizler ve iş mahkemesiyle ilgili yaşadığınız krizler gündemimize devam ettirecek. Yalnız sevgili özellikle ihracat işi, farklı yabancı firmalarda çalışanlarda ani yer değişimi, istifa ya da istifa etmek zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla iletişimi daha sağlam tutmak istiyorsanız onların gözüne bakarak doğru iletişim ve onların hayatına saygı duymanız lazım. Çocuklarınız sizin köleniz değil. Bu ara yemek konularınız ve aşırı yeme problemimiz olabilir. Bunu dengeleyeceğiz. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarımız ve saç dökülmelerimiz ve alerjik durumlarımız ön planda. Çalışmak isteyen ev hanımları için kurs ya da kendi mesleğinizle alakalı eğitimler alarak kendinizi daha büyük noktalara getirebilirsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Rabbim sizi her daim korusun. Sevgili ikizler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, emeğe saygı. Tabii ki 16 Mayıs sabahı 07.13'te bir akrepte gerçekleşecek bir tutulma söz konusu olacak. Ve bu tutulmada özellikle özgüveniniz kırılabilir. Hızlıca alanınızdan uzaklaşabilirsiniz. İletişimle alakalı bazı krizler, bazı sorunlar, bazı teknik hatalara maruz kalabilirsiniz. Ve farkında olmayarak size zarar verecek sonuçlar söz konusu olabilir. Evraklarımızı, bilgisayarımızı, analımızı kontrol edelim. Ve iş bitirme kararı içerisindesiniz. Yeni arayışlar içerisindesiniz. Alternatif teklif var. Fakat burada hakkınıza ait noktayı almadan veda etmenizi istemiyorum. Biraz daha sabırlı, biraz daha mantıklı olduğunuz takdirde çok güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Bu ara çok fazla alışveriş yapabilirsiniz. Kıyafet, ayakkabı, gardırop yenilemesi, yani işinize yaramayacak o kadar çok alışveriş sevdanız olacak ki bu biraz bizim ekonomi noktamızı da zorlayabilir. İşinizle ilgili uzun süredir bitirmeye çalışanlar için güzel fırsatlar var. Kurumsal bir firmadan farklı bir bölüme geçmek istiyorsanız üst düzey yöneticilerinizin kendi içindeki krizler çözülmeden karşı tarafa konuştuğunuz takdirde işinizden olabilirsiniz. Biraz daha sakin. Mayıs sonu, Haziran başı bu evreyi denersek sizin için daha başarılı noktalar söz konusu olacak. Ve şunu demek istiyorum. Uzun süredir işsizler için farklı, hiç beklenmedik bir noktadan güzel bir teklif. Hem hissedar gibi hem hafif ortaklık gibi bir süreç sizin özgüveniniz ve uzun süredir yaşadığınız krizleri en iyi şekilde toparlayacak sevgili ikizler. Serbest bir alanda kendinize yeni bir iş kurmak, farklı alanlara yayılmak istiyorsanız acele etmeyin. Çünkü ekonominizle alakalı uzun süredir çözemediğiniz borçlarınız, vergileriniz, unuttuğunuz bazı krizler bizim evimize haciz ya da işimize haciz getirebilir. Mümkün olduğu kadar birçok şeyin bitişini tamamlayın.
Ondan sonra kendi enerjinize ait iş alanınızı yaratmanız hayırlı. Devlette çalışanlar için bulunduğunuz sistemde sakinlik, daha rahat bir nokta, konfor alanınızda iyileşmeler söz konusu olsa da hedefleriniz o kadar çok büyük ki. Yani siz kendinizi yetki olarak, konum olarak daha büyük bir alana geçirmek istiyorsunuz. Evet, bunun için farklı sınavlarınız, farklı eğitimleriniz söz konusu olacak. Başarı var. Umudunuzu sakın kaybetmeyin ve bu başarı sizin için iyi ve ılıman olacak. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşiniz iş konusunda rahatsız olduğu evrelerde memnuniyetsizliğini ev enerjimize yansıtıyor ve bu da sizi huzursuz ediyor. Onun biraz daha bir ay bu dırdırını çekeceksiniz. Sizin işinizle alakalı da uzun süredir bayan yöneticiniz ya da ekip arkadaşlarınız bayansa olumsuz konuşmalardan uzak kalın. Enerjiniz yoruluyor diyorum. Bu ara evli çiftlerimiz için güzel seyahatler, yolculuklar ve tatil planı ve bu konuda sizin ilişkinize de renk katacak. Ve çocuklarımızla alakalı yaz okul araştırması, onların aktif hayatını daha renklendirmek için yeni fikirleriniz var. Özellikle dil eğitimi konusunda altyapısını güçlendirmek isteyen sevgili ikizler, çocuklarınız için doğru süreçtesiniz diyorum. Yalnız sevgili ev hanımları, bu ara yemek alışkanlığınız fazlasıyla arttı. Yürüyüşlerimiz ve yüzme enerjimizi toparlamamız gerekiyor. Kolesterol, gizli kolesterolünüz ve şekeriniz sizin vücut kaslarınızı yıpratabilir diyorum. Ev taşınma değil, evinizle alakalı yeni kararlar alacaksınız, yeni kurallarınız olacak ve bu kurallar gelen her insan için daha sağlıklı bir süreç sağlayacak. Bu ara iletişim, televizyonunuz, elektronik eşyalarınızda ani bozulmalar, ani krizler ve yeni eşya yüzünden evde tartışmalar söz konusu olabilir. Sevgili ikizler, bu ara aile büyüklerimizi, anne, kız kardeş ve bunlarla olan bağımızı daha çok güçlendirmek istiyoruz ve onlarla ilgili bazı konularda destek vermemiz lazım. Sağduyulu olup onların sorunlarına daha sağlam bir şekilde oturtacağız. Eski ilişkiniz ya da gelmesini istediğiniz kişi olumlu şekilde adım atacak ama sizin enerjinizde farklı aşk enerjileri var. Bu ara gökyüzü size çok fazla göz kırpıyor. Aşka hazır olduğunuz takdirde iyi kalp size dokunacak. Uzun süredir beddua ettiğiniz kişi sizden özür dileyecek olarak gözüküyor. Bu ara en çok değiştirmek istediğimiz alan ev eşyamız, elektronik eşya, televizyonunuz, arabanız, aracınızla alakalı yenilikler satıp almak, kredi çekmekle ilgili fikirlerimiz söz konusu olacak. Çocuklarınızla alakalı da özgüven eksikliğini biraz daha güçlendirmeniz gerekiyor. İletişimi ve kendini doğru ifade etmesi için sizin de onlara destek vermeniz gerekiyor diyorum. Ev hanımları, bu ara yediğiniz yemekler maşallah sorun. Bir de eşinizle alakalı krizler var, güven problemi var. Bir an önce tazeleyin, yoksa her söylediğiniz söz boşanmaya doğru hareket ediyor. Geri adım atmanız gerektiğini uyarıyorum. Bu ara sevgili gençlerimizin göz problemi, özellikle sizin göz probleminiz, katarak probleminiz olabilir. Bir an önce bu çözüme de kavuşalım. Sürpriz hediye almak ya da sürpriz hediye verme dönemi başlıyor. Şimdiden hayırlı olsun. Yengeçler, nasılsınız güzel takipçilerim? Güzel bir hafta. Unutmuyoruz, 16 Mayıs 07.13'te Akrep'te gerçekleşecek bir dolunay ve özellikle yeni oluşturacağınız işle alakalı eylemler daha çok acıtarak ve bu tutulmayı daha sakin ve daha doğru adımlarla yaptığınızda işiniz ve zihninizde çok güzel gelişimler söz konusu olacak. Sessiz uzun süredir mücadele ettiğiniz her konuda zafer erişeceksiniz. Kontrolü elinize aldığınızda da mümkün olmadığı pürüzler ve önündeki aksilikleri ve iş hayatınızdaki krizleri bu hafta doğru masayla, doğru konuşmayla, doğru zihninizle başarıyı oluşturacaksınız. Bu ara kimseye evet cevabı vermek istemeyebilir. Herkese hayır da demeyebilirsiniz. Cevapsız bırakacağınız ve karşı tarafın duyguları ya da yöneticiniz, çalışan ekip arkadaşlarımıza yanlış bilgi vermemek için sessizliği kabul edebilirsiniz.
kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız, yerde şu an için aksilik yok, ihracat malınız ya da üretimle alakalı aksilikler biraz sistemi zorlayabilir, ekonomik krizlerimiz de zora sokabilir. Uzun süredir birikmiş paranız ya da almanız gereken ikramiyelerle ilgili ertelenmeler yaşanıyor. Artık eyleme başla, hakların için konuşma vakti, yoksa bunlar birkaç ay sonra paranızı alırsınız. Devlet alanında sözleşmenizle alakalı kaygıları, yani geçici sözleşme içerisinde olan sevgili yengeçler, atamanız, hakkınız size verilecek. Biraz daha sabırlı olursanız kazançlarınız ve bulunduğunuz noktada kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Kendi işini yapan, serbest meslekte olan, kontrolü kaybetmediğiniz sürece bu ara para alışverişleriniz, kazançlarınızda çok güzel gelişimler söz konusu olacak. Toprak yatırımı ya da toprak üzerinde çalışmalar niyetiniz varsa, spor salonunuz, toprak, domates, ekmek, patates, tarımla uğraşıyorsanız farklı kazançlar, farklı projeler sizi daha ekstra güçlenmenize yardımcı olacak. Sevgili yengeçler, belki de bu ara tutum hakimiyetiniz o kadar yüksek olacak ki kendinizi bildiğiniz her şey size maddi ve manevi güç kazandıracak. Bu tutulmayı doğru değerlendirmeniz gerektiğinin farkına varmanız gerekiyor. Jüpiter Koç burcunda olumsuzlukları görmek, daha hızlı ve net karar verirken olumsuzlukları da gözden geçirmenizi öneriyorum. Kendi işinizi farklı bir alana taşımak istiyorsanız hata yaparsınız. Biraz daha vakti var diyorum. Turizm sektörü, insan kaynakları ya da iletişim ve dile iletişim üzerinde çalışanlarda farklı teklifler ve kazancı yüksek oluşumlar var. Değerlendirmek sizin elinizde diyorum. İlişki konusunda gözyaşı dökülebilir, kalbiniz kırılabilir, affetmek istemeyebilirsiniz. Eski ilişkinizle alakalı da takibi bırakın, kendinize yeni yol çizin. Evli yengeçler için çocuk tedavisi, çocuklarınızla alakalı yaşanan krizleri önlemek, daha huzurlu ve mutlu yuva için etraftaki insanları hayatımızdan çıkartıyoruz ve biz artık aile olmayı ve hedefe ulaşmaya doğru noktada başladık. Ama boşanma fikri olan yengeçler, çoktan ev baktınız, ev ayrımı, eşya ve çocuklarla ilgili doğru karar vererek incitmeden yol ayrımını tercih edeceksiniz. Çalışan çiftler için eşiniz ya da sizin işinizde bir kriz yok. Ortamdaki krizden kaynaklı korkularınız var. Size bir şey olmayacak ama ekonomi durumunuzu lütfen kontrolünü aksatmadan mümkün olduğu kadar her noktaya ulaşmanız gerekiyor. Ev hanımlarıyla alakalı bu ara eşinize fazla dırdır yapabilir. Ailesiyle alakalı konuşmalarda kırıcı olabilir. Eşinizin size küsmesine sebep olabilirsiniz. Eşinizin ailesini kenara atıp kendi ailenizin de hatalarını görmeniz lazım. Siz kendi ailenizin hatalarını kabul etmediğiniz sürece eşiniz kendi noktasında haklı ama siz kendi ailenize söz hakkı vermiyorsunuz. Bu ara aile binasında oturan ya da yakın eşinizin tarafı, kendi ailenizin tarafında oturuyorsanız farklı bir alana taşınmak isteyebilir ve farklı alan bizim eşimizle olan enerjimizi daha noktada aydınlığa kavuşacak. Uzun süredir çözülmeyen mahkemeleriniz ve krizleri önlemek için doğru avukat, doğru yol almanız lazım. Doğru yol almadığınız takdirde kaybetme ihtimalinizin çok yüksek olduğu. Yani zihinle mantığı oturtun, yolunuza bakın. Çünkü bu yol size doğruluk kazandıracak gözüküyor. Evet, sağlık olarak son zamanlarda en önemli sorunuz tiroidleriniz, nefes alma ve ciğerlerle alakalı, akciğerlerle alakalı bir kontrol denememiz oluşabilir. Sevgili gençler, üniversite hayatınızla alakalı dikkat kaybınız çok fazla var. Mümkün olduğu kadar bunu toparladığınız takdirde doktor ya da siyasi bilimler enerjiniz çok yüksek, enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Evle alakalı yenilik yapmak isteyen sevgili yengeçler, daha ne yapacaksın? Yani komple binayı yapıp kendi kendine bina mı yapacaksın? Biraz da yerinde kalmayı önerirsen, yerinde kalırsan daha mutlu olacağını gözlüyorum. Bu ara anne baba sağlık problemini ihmal etmeyelim sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar, evet 16 Mayıs sabahı, yani 07.13'te bir akrep aksında gerçekleşecek bir tutulma. Yani ilişkilerimiz, ilişki alanımızla alakalı
doğru tecrübe edeceğimiz ve ortak işlerle alakalı çözümsüz gördüğünüz birçok şeyi çok rahat bir şekilde halledeceğiniz bir döngü. Yani zamanı kaybetmeyeceksiniz. Zaman size doğru çözüm, doğru fırsat, doğru enerji yaratacak. Siz mümkün olduğu kadar radikal değişimler içerisindesiniz. Para ekonominizi ve sistem ekonominizi doğru yaptığınız takdirde hedefinizde herhangi bir kriz yok. Ama en önemli şey telefon trafiğimiz, maillerimiz, konuşmalarımız, aktif konuşacağımız birçok şey kazançlı şekilde hayatımıza geçiş sağlayacak. Neyi kaybettiniz? Hayatınızda doğru insanı gördünüz ve bu insanı adım atmaması ve size dokunmaması canınızı yakıyor. Her şeyin bir vakti ve mevsim olduğunu unutmayalım. O sizi kaybetmedi. Sadece onun iş problemi var. Siz kendi enerjinizde bu problemi düzelttiğiniz takdirde o da size doğru adım atacak. O iş yerinizle alakalı beğendiğiniz, hoşunuza giden, enerjinize iyi gelen bir aşk var. Bu aşk sizin adımlarınızı bekliyor. Ama her şeyden önemlisi kariyerinize engel olacak hiçbir ilişki istemiyorum. Mümkün olduğu kadar yeni iş kapınıza, odaklanmış olduğunuz başarınıza kimsenin zarar vermesini istemiyorum. Kendi işini kurmak isteyen ve işiyle ilgili başarılar yaşamak isteyen aslanlarda güzel teklifler, güzel oluşumlar ve işbirliği içerisinde olacağımız birçok şey bize ekstra kazançlar sağlayacak. Yalnız borç alım verim konusunda hatalar yapmayın. Borcunuzla alakalı birçok noktayı toparlama ve iyileştirmeyi doğru noktada görmemiz lazım. Bu ara egonuz mu, enerjiniz mi, ruhunuz mu havalı tam anlayamadım ama enerjinizde Jüpiter'in koçta olması sizin daha böyle bir hızlı düşünmenize, hızlı konuşmanıza, beğenilme arzunuzun daha yoğun olacağını gösteriyor. Merkür retrosu hayatımızın içerisinde imzaları, atımları doğru gördüğünüz takdirde hata yapmayacağınızı öneriyorum. Bu ara yurt dışı seyahatiniz, işle alakalı yaşadığınız sorunlar ve gideceğiniz seyahatlerde büyük başarı var. Bence sizin başaramayacağınız hiçbir şey yok. Beyin ve akıl aynı anda hareket ediyor. Aslında siz çok duygusalsınız. Sadece mantığınızı ön plana aldığı için duygusallığı geride bırakmışsınız. Aşık olmak isteyen radikal bir aşk değişikliği istiyorum. Yani biri beni çok sevsin, değer versin, önemsenim. Evet, yani Mayıs bitmeden bu aşk enerjiniz var. Evlilik yapacağınız insanla karşılaşmanız var. Ama evliliği kötü gidenlerde de iyileşme, birbirimizi affetme, tekrar birbirimize şans verme de var. Bazen ayrılık kararı verirken doğru ve yanlışları çok doğru o ölçüde dengelememiz lazım. Hayat arkadaşınız doğru. Siz uyuzsunuz, uyuzluk ediyorsunuz. Yapmayın ve siz de ona adım atın istiyorum. Bu ara çalışan evli çiftlerimizle alakalı iş konularında yönetim değişiminden kaynaklı endişeleriniz olabilir. Yönetim değişirken sizin konumunuz. Ya mesela finanstaysanız sizin konumunuzda da bir değişim. Büyük bir kurumsaldaysanız tekstil sektöründe bile olabilirsiniz. Size zarar gelecek bir nokta yok. Sizin sadece dil eğitimi, farklı bir dil eğitimi alma niyetiniz var ve mesleğinizle alakalı farklı eğitimler, yüksek lisansınız, akademik anlamda da kariyer düşünceleriniz çok fazla var. Bunun üzerine gittiğiniz takdirde farklı bir aslanla karşılaşabilir. Bu yıl Eylül ayı kendinizi daha başarmış olarak hissedeceksiniz. Miras konularınızla alakalı bencil tavırlar, anne babaya karşı yaşayacağımız krizler ve öfke konuşmaları onları biraz incitebilirsiniz. Tatlı söyleyin her şeyi. Onları hani anne baba kalbini kırmak biraz bana şey geliyor. Yani Rabbimin kalbini kırmak gibi geliyor. Hepimiz anne babayız. Mümkün olduğu kadar kalp kırmadan iyileştirirseniz onların da sizi anlayacağını düşünmeniz gerekiyor. Evet, bu ara çalışan çiftlerimizde ekstra maaş, ekstra prim, ekstra konularımız var. Maaşınızla alakalı da uzun süredir konuşmak istediğiniz konularınız var. Evet, bu Mayıs bitmeden bunu konuşun ki artık kafanızdaki bu soru işareti bitsin. Sağlık olarak boyun fıtığı, bel ve kilo problemimizle alakalı acil çözüm yapmamız gerekiyor. Bu ara estetiğe merak sarabilir, cildimizi yenileyebilir, cildimize ait noktalara dokunabiliriz. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Eğitim konusunda çocuklarınız lise ya da üniversiteye hazırlanıyorsa çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir aksilik yok. Bence siz abartıyorsunuz. Onların algısında da bir sorun yok. Siz daha fazlasını istiyorsunuz. Çocukluğunuza dönün. Siz neydiniz? Çocuğunuz sizden daha başarılı ve akıllı. Sadece siz daha iyi olması için çok baskı yapıyorsunuz.
yapıyorsunuz. Sağlık olarak özellikle bağırsak ve üreme organlarımızda akıntılar ya da bağırsak ve kanama yollarımız daha hakim olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada gideceğiniz seyahatlerde sürpriz dostlar, yakın çevreniz, yakın dostlarınızla yapacağınız seyahat, hatta tekne modunuz var. Hadi tekne ya da denizin ortasında uyuma modunuz var. Hadi deniz size dokunsun, enerjinize iyi gelsin ve bunu en iyi şekilde başarmanızı istiyorum. Yalnız sevgili aslanlar, okul ya da benzeri bir kurum açmak istiyorsanız, bunu biraz Eylül'e bırakırsanız, şu an ekonomi enerjisini doğru yönlendirmek için Eylül uyanış döneminiz. Hoşça kalın. Sevgili başaklar, yani 16 Mayıs sabahı Akrep'te gerçekleşen bir dolunay ve bu dolunay sizin en çok eleştirmeleri hedef olacağınız, daha fazla kırıcı konuşmalar, tutumunuz, etrafa karşı kötü enerjiniz ve baskın tavrınız, hani kararlı mıyım, kararsız mıyım arasındaki yaşayacağınız krizleri biraz daha zorlayıcı olabilir ve ekip arkadaşlarımız, çalışma ortamımızdaki insanlar sizi tanımıyorum, ne oldu sana diyebilir. Mümkün olduğu kadar yavaş yavaş enerjiniz, bu tutulmayı doğru kutladığınız takdirde çok güzel bir imzanız, yerinizde konum değişikliği, farkında olmayarak beğeni ve başarı odaklanmanız ve ekip arkadaşlarınızla yaşayacağınız mucizevi bir birlik sizi daha büyük yüceltecek. Siz yücelmenin tadını ve kadehinizdeki kutlamanın keyfine varın diyorum. Bu ara en önemli şey, ailemizi, aile bireylerimizi zora sokabiliriz ve onlara kırıcı konuşmalar, farkında olmayarak onların canını yakabilirsiniz. Lütfen tutumunuzu daha sakin yapmanız ve bu tutulmayı kenara atarak günlük hayatınızda yaşıyormuş gibi düşünerek. Jüpiter unutmayalım ki Koç burcuna geçiyor. Yeni işler, yeni oluşumlar, yurt dışı ile alakalı trafiğiniz daha yoğun gerçekleşecek. Yalnız algınızda bir bozulma olabilir. Dikkat kaybınız, unutkanlığınız, yanlış hatalar yapabilirsiniz. Belki bir meditasyon, yoga sizin enerjinize iyi gelecek. Kurumsal büyük bir firmada ya da akademisyenseniz ya da üniversitede bir hocaysanız, yer değişimi ve beklentilerinizle ilgili olumlu evraklarınız şimdiden hayırlı olsun. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız, ortaklı işlerde farkında olmayarak ekstra kazançlar, size gelecek teklifler ve olumluluklar sizin kazancınıza ekstra kazanç sağlayacak. Aslında bu hafta siz farkında olmayarak ekstra kazançlar, agresif tavrınıza göre kendinizi o kadar güzel, farkında olmayarak o kadar güzel kazançlı bir dönemi tadacaksınız ki, bence siz bu şekilde böyle devam edin. Borçlarınızla alakalı, yaşanan krediler, ödemelerle alakalı akış çok verimli ve aydınlık olacak ve siz daha rahat, yani Mayıs biterken daha rahat nefes almayı, planladığınız tatil ve gideceğiniz yolculuklar için de ekstra fikirleriniz size güç kazandıracak gözüküyor. Kendi işini kurmak ve farklı alanlarda yer almak istiyorsanız hiç düşünmeyin. Kazancınız bunun için doğru, enerjiniz bunun için doğru akış evresinde. Bence yapın. Çünkü sizin başaramayacağınız, sizin hayatınızda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Siz yeter ki tutumunuzu, kuralınızı doğru yapın. Yalnız aşk konusunda takıntılarımız artabilir. Geçmişe ait kırgınlıklarımız gün yüzüne çıkabilir. İlişkimizde geçmiş tartışmalar ve geçmiş güvensizlikleri masaya yatırıp ilişkimizi zora sokabiliriz. Mümkün olduğu kadar daha sakin akışlar yaparsanız bu konuyu da daha ilişkiyi evliliğe doğru ve ilişkiyi sağlamlaştırmanız sizin için hayırlı olacak. Hiç aşk yaşamadıysanız ve aşk istiyorsanız Haziran'ın tadı size daha güzel gelecek. Hatta gözler böyle ya çakır yeşil, ya çakır ela, ya çakır mavi gözünde bir aşk enerjisi size doğru noktada selam verecek diyorum. Bu ara ev taşınma, ev değiştirme, ev yeniliği, koltuk değişimi gibi fikirleriniz olabilir. Hayırlı olsun. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle hanımınızın işiyle alakalı ayrılma kararı biraz sizi zorlayabilir. Eşiniz burada mutsuz, onu desteklemeyi unutmayın. Sizin kendi işinizle alakalı da yer değişimi, mekan değişimiyle alakalı konular gündeme gelebilir. Gideceğiniz noktada daha rahat, daha keyifli adımlar atacağınız söz konusu. Özellikle çocuklarınızla alakalı eğitimi ya da lise ya da ortaokul evresinde geçiş sağlayan çocuklarımızın akıl evresinde sorun yok.
gayet pratik ve acayip dinamik çocuklar. Sporla altyapısını, spora merakı olan çocuklarımızı ve başarısı sporla oluşacak. Mümkün olduğu kadar sanat ve sporla onları birleştirmemiz gerekiyor. Üniversite öğrenciniz varsa ya da siz üniversite öğrencisiyseniz, sanatsal yetenekleriniz, ekonomi mühendisliği alanında başarılarınız var. Hiç korkmayın, yolunuza bakın diyorum. Boşanma kararı, boşanma ile ilgili fikri olanlar evden çok eşinizin bu evden gidip bu evin sizde kalmasını istiyorsunuz çocuklarınızla. Zafer ve mücadelenizi yapın. Bu ev sizde kalacak. Uzun süredir araç almak isteyenler için de kredi başvurunuz onaylanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Ev hanımları, en çok aile, eşinizin, ailesinin haksızlıkları gündeme gelebilir. Sizin haklarınız ve maddi haklarınızla alakalı haksızlıklarla karşı çeneni gayet sağlam konuş. Hakkının mücadelesini ver. Çünkü sizi yok sayıyorlar. Yok saydıkları için de kalbiniz kırılıyor. Kocan da konuşmasını bilmiyor zaten. Konuş ve hakkınızı alın. Almayı unutmayın. Bu ara bağırsak enfeksiyonlarımız, ayak siyatiklerimiz ve baş dönmemize dikkat edeceğiz sevgili başaklar. Sevgili teraziler, 16 Mayıs sabahı yani 07:13'te akrepte bir tutulma gerçekleşecek. Kendinizi eleştirmek için sebep arıyorsunuz ya, kendinizle uğraşmak için. Ya o kadar anlamsızca ben bu yoldan çıkamayacağım, ben isteklerime erişemeyeceğim, ben bu hayatta niçin varım diye kendinizi çok sorgulayacağınız bir hafta. Hatta yaşadığınız son 6 yılı gözden geçirip tek tek ben nerede hata yaptım, ben kimler için mücadele ettim ve ben neden değer görmüyorum psikolojisine girebilirsiniz. Ama unutmayın ki kötü karakteriniz açığa çıkabilir, kötü konuşmalar, kötü tavırlar hem ilişkiniz hem iş ortamındaki insanları gerebilir. Bence siz hani tatlı söz yılanın delinden çıkartır sözü var ya, şu an bu hafta bunu dilerim. Yani size biri böyle ağzına geleni söylüyorsa elhamdülillah çok şükür siz nasılsınız deyip olayı kapatmanız sizin adınıza daha doğru kararlar verecektir. İlişki konusunda özellikle zorlanma, özlem ve ona karşı cevap almak istiyorsunuz. Ben senin için neydim? Ben bu ilişkide senin için neredeydim? Yani beni bu kadar çaresiz, bu kadar uzun soluklu sessiz bırakmanın anlamı neydi diye bir olumsuzluk enerjisine girecektiniz. Onun arkasında çözmesi gereken problemin farkındasınız ve ısrarla onun üstüne gidiyorsunuz. Bence akışı bırakın, o doğru noktaya doğru size doğru hareket verecek. Bu ara ortaklı iş ya da yeni işe başladıysanız gerçekten işinizle ilgili sevilen, sayılan ve değer gören bir noktada konum değişimiz ve beklenti ve yeriniz belirsizse, masanız yoksa bile ortalıkta ve yerin belirsiz şekilde çalışıyorsanız masanız, yeriniz, oluşumunuz belirlenecek. Belirlendikten sonra konum artışınız, orada kalıcılığınızı ön plana iteceksiniz. Yurt dışı seyahati yapmak isteyebilir ve enerjinizi yurt dışı ya da şehir dışında deneyebilirsiniz ama ekonomik olarak yaşadığınız bazı krizler ve bu krizlerden kaynaklı biraz zorlanmalarınız söz konusu. Hadi tatil yap, bu yorucu enerjini at. Zaten maşallah battıyıp alıp banyan bit gider modunda. Çek git tatiline, bir güneşi, bir enerjini, vücudunu denize sok ve bu kötü ruhtan kurtulman gerekiyor diyorum. Çok fazla nazara geliyorsunuz, çok fazla konuşuluyorsunuz ve her şeyden önemlisi büyük şirketlerde çalışıyorsanız şirket alanında size kumpaslar, ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar ve güvendiğiniz insanlara sır verdiyseniz bu sırlar sizin başınızı yakacak. Şimdiden geri adım atın ki haklıyken haksız duruma düşmeyin. Kendi işinizi yapıyorsanız ve uzun süredir parasal evrede bazı krizler yaşıyorsanız bu hafta zorlanma haftanız ama kredi ya da kredi başvurularınızda olumsuzluk yok ama geçmiş dönemde vergi araç borcunuz ya da bunlarla ilgili krizler ön plana çıkabilir. Hani hatta şöyle söyleyeceğim, özel sağlık sigortanızın zamanı gelmiştir ama yapmak istemiyor olabilirsiniz. Yapma vakti diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada
Uzun süredir ayrı olanlarda boşanma kararı verilmeyecek. Yasa olarak size verilmeyecek de 3 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Eğer ki evliliğinizle alakalı güzel giden ve mutluluk içerisindeyken birbirimizle ters yatıyoruz, hani cinsel hayatımız, konuşma şeklimizde terslik var diyorsanız, sizin tutumunuzla alakalı biraz daha şirin enerjinizi karşı tarafa, sevginizi yansıtın ki o da o enerjiyi sizden doğru almalı. Toprak, arazi, ailemize ait kiraya verilmesi gereken, satılması gereken konular çok hareketli olacak ve doğru satış ve doğru anlaşmalar size ekstra kazançlar sağlayacak gözüküyor. Ama en önemli şey nedir biliyor musunuz? Siz ne olursa olsun en son kararı siz vereceksiniz. Verdiğiniz karar hiçbir zaman arkanıza dönüp bakmadan ben haklıydım ve zaferime eriştim diyeceksiniz. O yüzden hiç endişe etmenize gerek yok. Sağlık olarak özellikle bu dönem mevsimsel kaynaklı alerjiniz, bronşlarınız, nodüllerimiz biraz hassas olabilir. Mümkün olduğu kadar doğru beslenerek bağırsak sistemimizi ve buradaki nedir? Hücrelerimizi doğru beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çocukları ya da çocuk tedavisi görenler için doğru bir hafta hayırlı olsun. Çocuğu olanlar için ve özellikle lise ve üniversite evresinde çocuklarınız varsa onlar gayet başarılı ve hanede çok tanınan bir çocuğunuz o var ve bu çocuğun üzerine gittiğinizde ödüllü bir çocuk. Mümkün olduğu kadar erkek çocuğunuzla ilgili başarısından korkmamanız gerekiyor. Ev hanımları, bu ara en önemli şey sizin için evliliğin mutluluğu, huzuru, hataları görüp kendinizi farklı aktif noktalarda spor, yürüyüşler, dil eğitimi, kurslar sizin evliliğinizi kurtarmaya doğru gidiyor. Bakış açınız değişti. Daha sağlam ve daha sağlıklı adımlar içerisindesiniz. Yola devam. Doğru karardasınız. Korkmanıza gerek yok. Ama bu ara çocuğunuzun bir aşk travması size heyecan katabilir. Çocuk daha küçük. Onun aşk hayatını, evet evladım, her zaman sevgi vardır ama herkes vakti gelince doğru insanı bulur deyip çocuğunuza baskı yapmadan bu enerjiyi düzeltmenizi öneriyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili akrepler, 16 Mayıs sabahı 07.13'te gerçekleşecek akrep, yani sizin ay sizin evrenizde bu dolunayı gerçekleştirecek. Bu ara dikkat çekici yönünüz, konuşmalarınız, cool evreniz, biliyormuş gibi etrafınıza insanları o kadar çok çekeceksiniz ki. Yani bitmeyen bir dostluk, bitmeyen bir diyalog. Yani iş çevrenizdeki ekip arkadaşlarınız fazlasıyla insanlara ödün verdiniz. Artık bu ödünü kendiniz için ayırmanız gerekiyor. Çünkü yaptığınız iyilik, yaptığınız insanların size bencilce tavrının farkına varıp hani elemek değil de onlara onlar gibi davranma öğrenme döneminiz. Bu tutulmada bunları öğreneceksiniz. Yurt dışı, şehir dışı kazançlarla ilgili yeni fırsatlar, yeni kapılar söz konusu olacak. Yani yer gök sizin için çalışacak. Eğer ki bunu doğru yaptığınızda ödülleriniz, başarınız, İşinizle alakalı hak konumlarınız size doğru noktada ilerliyor. Özellikle işsizseniz ve işinizle alakalı uzun süredir haber bekliyorsunuz ve sonuç alamıyorsanız, Mayıs bitmeden bunun mutluluğunu, güzel kapının açılması size daha keyif verecek olarak gösteriyor. Kurumsal ya da devlet alanında çalışanlar, stabil hayatınız var ama siz kendi alanınız ve bu ekip arkadaşlarınızla çalışmak istemediğiniz için devreye birilerini sokup farklı bir bölüme geçmek isteyebilirsiniz. Bu bölüm onaylanacak ama gideceğiniz yer daha yorucu. Burası daha iyiydi. Biraz daha sabırlı olun. Bir önü görün. Ondan sonra karar verirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, aşkta yanlışlıklar yapabilir. Kalp kırıklıklarına sebep olsanız da siz aşk insanısınız. Hani hayatınızda hep böyle astrolojide akrepler sekse düşkündür. Aman seks üstü. Hayır, akrepler o kadar duygusal ve romantiktir ki. Evet, doğanın kanunu cinsellik üzerine kurulmuş olabilir. Ağaçlar, hayvanlar, insanlar. Ama sizin için sevgi gerçekten el ele tutuşmak, yemek yemek, sohbet etmek, konuşmak, sarılmak ve koku takıntınız var. O yüzden sevgili akrepler, bu duygunuzu doğru insanla keşfedip hayat arkadaşınızın enerjisine doğru yol alacaksınız. Sevilmenin ne kadar güzel olduğunu size tekrar keşfetti.
Geçmiş ilişkinizden alacak verecek mevzumuzda tartışmalar söz konusu olacak. Geçmiş ilişkiniz bu parayı ödemeyecek, dolandırıldınız. Kabul edin artık. Yeni yolunuza, yeni hayatınıza bakın. Evli çiftlerimizle alakalı noktada taraflar daha sakin, daha birbirimize hafta sonu vakit geçirmek, işimizle alakalı planlarımızı daha birbirimize ayıracağımız, hatta hatalarımızı görüp birbirimize sıkı sarılma ve bir aile olmayı doğru noktada benimseyeceğiz. Sevgili akrepler, ev taşınmanız, yeni ev arıyorsanız bunlar hayırlı ve uğurlu olacak. Gideceğiniz evinize bereket. Hani bereketsizim, şansım yok diyorsanız Haziran 15'e kadar bereket ve şans sizin için çok doğru akıyor. Kendi işini yapan, kendi alanında farklı alanlara geçmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var. Bu olumlu diyaloglar ve yazışmalar, mailler olumlu ve karşılaşmada da hani mülakatta da geçişiniz var, istediğiniz zaferin de var. Eğitim anlamında da farklı eğitimler, farklı kurslar, dil eğitimleri, astroloji eğitimleri, hissiyat evreniz, tarot eğitimleriyle alakalı bilinçlenmek isteyebilir. Bu noktamızı da daha başarılı eğitim planımız var, yapmanız uygun olarak. Çocuğunuz özellikle küçükse onun geleceğiyle ilgili ufak bir yatırım planınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Ailenize ait arsa, toprak ve İç Anadolu bölgesi ya da Trakya bölgesinde bazı mallar gündeme gelebilir ve kardeş ve anne soyunuzda tartışmalara sebep olabilir. Duymayın, haklarınızı avukat halletsin. Ne gerek var muhatap olmaya? Eski sevgilisini özleyenler, size güzel bir aşk var. Geçmişi bırak, kendi adımına bak. Evet, bu ara boşanma fikri olan sevgili akrepler, anlaşmalı şekilde doğru ifade ve çocukların zarar görmemesi için doğru adımlar. Çünkü bu ilişkide güven, dedikodu ve kalbiniz sarsıldı. Tekrar bu ilişkiye güvenmek istemiyorsunuz. Defalarca şans verdiniz. Artık bu şans, o da siz de hak etmiyorsunuz. Yolunuza bakmanız daha önemli. Üniversite hayatı ya da eğitim hayatı olan çocuklarınızla ilgili de problemler yok. Özellikle hukuk, avukatlık, savcılık ya da sağlık ve doktor, cerrahi anlamda, psikiyatri anlamında eğitim almak isteyen çocuklarınız gayet başarılı. Bu ara bol bol spor, bol bol yürüyüş yapmanız gerekiyor. Kan değeriniz, kan düşüklüğünüz olabilir. Bu ara göz tansiyonunuz olabilir ve gizli şekeriniz olabilir. İhmal etmeyin. Sevgili çalışan ev çiftlerimiz için de şu an yerinizi mümkün olduğu kadar güzel tutun. Hem maaşınız hem de konumunuz rahat. Yerinize hiç değiştirmeyin. Sevgili ev hanımları, mutfak ve tardilatı, banyo tardilatı fikriniz var da devamlı tardilat fikriniz var. Bu sene böyle geçirin. Seneye yeni eviniz olacak. Şimdiden ev paranızı tardilat için harcamayın. Mutlu ve sağlıkta kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili yaylar, 16 Mayıs sabahı Akrep'te gerçekleşecek bir 07-13 evresinde bir dolunayımız var. Tahammül sınırlarınızı zorlayacak, düşünceleriniz çok sabırsız olabilir ki koşturmacı ve konuşma tarzınız hızlı ve seri olabilir. Anlatırken eliniz ayağınız birbirine dolaşabilir. Güven duygumuz biraz tetiklenebilir. Mümkün olduğu kadar sinirlerimizi bozmadan, iş hayatımızla alakalı çok destekleyici bu tutulma ve Jüpiter Koç burcu geçişiyle birlikte sizin hayalleriniz, umutlarınız hızlanacak. Sadece kaygı bozukluğu, panik atağınız, korkularınız, bu tarz sizi tetikleyecek olaylar var. Ve geçmişte bir sağlık probleminiz tekrar beni rahatsız edebilir mi diye düşüncelere gidebilirsiniz. Sağlığı bir kenarda bırakıyoruz. Çünkü çok yoğun bir iş temposu, yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar sizin gücünüze güç katacak. Hedeflediğiniz noktaya doğru basamaklardasınız. Kurumsal alanda çalışıyorsanız, büyük bir alanda, mesela fabrikanın içerisindeyseniz, tekstil ürünü, mesela ne bileyim, ne derler, basıyor olabilirsiniz, kalite kontrol yapıyor olabilir, yerinizde daha büyük bir teklif ve maaşınızla ilgili güzel bir teklif olacak. Hadi bu cesareti yap, git diyorum. Kurumsal alanda insan kaynakları ya da asistansanız yerinizde daha güzel oluşumlar ve maaşınızla ilgili netliğe kavuşmanın zaferi söz konusu olacak. Uzun süredir hedeflediğiniz bir iş kapınız ve hala oradan cevap bekliyorsanız başka bir alternatif var. Gözünüzü kapatıp oraya gitmeniz sizin için hayırlı.
devlet ve yarı devlet yarı kurumsalda çalışıyorsanız, kurumsal olan devlet bir satış sebebiyle devletle alakalı bazı karışıklıklar yaşanacak. Belki devletten krizler yaşanacağı için biraz zorluk sürecimiz var. İş arayanlar için farklı teklifler var, gözden geçirebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha zorlanacağınız bir hafta ve başkalarına iyilik yaparken kendi kazancınızı zarara sokabilirsiniz. Gerçekleri gör. Bildiğinden şaşma. Hani derler, artık insan araç kullanırken bildiğin yoldan git. Asla yolunu değiştirme. Sen her zaman bildiğin yolda zafere erişebilirsin. Eğer spor salonunuz varsa, sanatsal alanda, tiyatro alanında bir sahneniz varsa, bunlarla ilgili başarı ve güzel oluşumlar var. Bence mümkün olduğu kadar markalaşmaya gidiyorsunuz. Kendinizi sosyal medyada ya da e-ticaret alanında şirket ve oluşum kurmak istiyorsanız, takı, tasarım ya da farklı alanlarda eğitim vermek istiyorsanız tam zamanı. Cesaretinizi toparlayın. Özellikle dil eğitimi ile alakalı farklı kurslar, farklı alanlar, farklı insanlarla çevirmenlik yapıyorsanız çok güzel kazançlarınız size zevk verecek ve para kazandıracak. Bu ara özellikle Avrupa ülkesi seyahatleriniz, iş gereği gitmeniz gereken yolculuklarda aksilikler yok. Siz bu noktayı gayet başarılı. Hatta hem tatil hem iş size mutluluk yaratacak. Ama oradaki alışveriş buradaki paramıza sıkıntı yaratabilir. Bir ev almayı düşünüyorsunuz ve aileniz bu konuda baskı yapıyor. Hadi bu evi al, sana da garanti bir noktanız olsun. Evli çiftlerimizle alakalı noktada sabırsız konuşmalar, kırıcı ifadeler biraz ilişkimizde küskünlük yaratabilir. Alttan almayı öğrenmeniz gerekiyor. Hayat arkadaşınız doğru, ama hayat arkadaşınızın işiyle alakalı bazı karışıklıklar, iftiralara kurban gidebilir. Mümkün olduğu kadar onu biraz daha pohpohlayın ki hata yapmasın. Sizin kendi işinizle alakalı da, özellikle evde çalışıyorsanız artık işe dönme vakti. Çünkü evde çok bunaldınız ve yerinizi ve iş olanınızı özlemeye başladınız. Bilgisayar, mühendislik, teknolojik alanda, kodlama, herhangi bir alanda çalışıyorsanız çok güzel bir teklif var. Bu teklif kaçılmaz. Gözünüzü kapatın, Dubai yoluna gidin diyorum. Size iyi gelecek. Özellikle de işsizsiniz ve kendi işinizi ufak tefek bazı noktalarda yapmak istiyorsanız fırsatlar var, yapın. Ev hanımları, belki eşinize tekrar aşık olmak için mücadele veriyorsunuz ama onun o değişken tavrı, sizi yoran enerjisi, ben bunun neyine aşık olayım deyip vazgeçiyorsun. O size aşık. Siz de onun huylarını öğrenin. O sizi alttan alıyor. Siz olduğu kadar lafı sokuyorsunuz lütfen. O sizi seviyor. O doğru insanız. Onu incitmeyin. Ve boşanma kararı olan çiftler için de Eylül ayına kadar boşanma gözüküyor. Mahkemelerin söz konusu olabilir. Ertelenme, çünkü mal kavganız, mal yüzünden kaynaklanan krizlerimiz var. Sağlık olarak özellikle omuz ağrılarımız, omuz düzleşmemiz ve göğüste bazı lekelenmelerimiz olabilir. Sevgili erkekler, tiroidlerinizle alakalı sıkıntılarımız gündeme gelebilir. Dikkat edin. Çocuklarınızla alakalı bazı yaz tatili, eğitim konuları ile kurs başvuruları ile endişeleriniz var. Hiç korkmayın, bu çocuklar burada başarılı olacak ve onların özgüven problemi aydınlığa kavuşacak. Uzun süredir çocuk tedavisi içerisinde olan ve hala çocuk bekleyen sevgili yaylar için bir Kıbrıs ya da yurt dışı deneminizde başarı var, ya da yumurtalık, farklı birinin yumurtalığını kullanarak çocuk sahibi olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız evde tablo merakı, resme merakı olan yaylar bu ara evi resim atölyesine çevirebilir. Kendinize yenilikler katabilirsiniz. Evet, mutlu olmak için sadece nefes alıp gökyüzüne bakmanız, Tanrı'ya dua, İrani. Tüm dünyanın Tanrısı ya, bizim Rabbimize dua etmeyi unutmamanız gerekiyor. Sevgiyle kalın efendim. Sevgili oğlaklar, yani bu tutulma, yani 16 Mayıs 07.13'te gerçekleşmesi gereken tutulmalar sizin kalbinizi sineye çekmenizi, duygularınızı tetikleyecek, en ufacık şeye alınacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle evliyseniz ve evliliğinizle alakalı konuşmalar çok kırıcı olacak. Ve bu tutulmayı göz önüne alarak mümkün olduğu kadar ilişkilerimizle alakalı noktayı yıpratmamız lazım. Mesela sadece evlilik olarak düşünmeyin. Ortaklı işiniz varsa, ekip arkadaşlarınızla çalışıyorsanız, yöneticinizle birebir çalışıyorsanız bu tutulmada konuşmalar, üsluplar can sıkıcı olacak. Mümkün olduğu kadar bazı tavırlara ve özellikle yatırım tavırlarınıza, ben şunu da alacağım, şunu da yapacağım tavırlarımıza biraz daha geride tutarsak, daha temkinli,
daha doğru adımları atmış olacağız. Yani şu 25 günlük süreci, paranızı, ilişkilerimizi daha sağlam ve fevri olmadan dengeleyerek ve haklarımızı doğru alarak dengeyi korumamız lazım diye uyarı veriyorum. Kurumsalda çalışıyorsanız şirketteki insanların takıntı yönleri, konuşmaları, uslupları ve iş aksamalarından kaynaklı stres evreniz hakim olacak. Ama ekibe çok büyük destek vereceksiniz ve ekip arkadaşlarınızın yanlışlarını düzeltme dönemi ve bu düzeltme sizin üst kurulun ya da üst yöneticilerinizin farkına varacak, yer değişimi sebep olacak. Eğer ki devlete asker, polis ya yani üst düzey rütbeli biriyseniz ani yer değişimi, ani şehir değişimiyle birlikte kendi gideceğiniz noktada kendinize daha iyi ispatlayacağınız gözüküyor. Ortak ya da serbest iş yapanlar için kazançlarda biraz geride kalma, kazanç yapacaksınız ama yanlış yatırımlardan kazancınızın farkına varmayıp kendi kendinize zararlar verebilirsiniz. Bunu doğru noktada görmemiz lazım. Bu ara mümkün olduğu kadar çözüm odaklı olmanız gerekiyor. Herkesi çözmek değil, kendinizi çözmek için varsınız. Ve burada kendinizi bulmaya ihtiyacınız var. Neye sinirleniyorsunuz, kime değer verdiniz, kimi önemsediniz ve size kimler ne yaptıysa artık bir liste yapın. Karşılığını almanız lazım. Kime ne iyilik yaptıysanız hala karşılığını alamadınız ve hala iyilik yapıyorsunuz ve bu size iş çevreniz olsun, patronlarınız olsun, ekip arkadaşlarınız olsun, onların hatalarını iyileştirmek isterken her zaman kendinizden feda ediyorsunuz. Artık feda dönemi bitti, birileri sizin için feda etsin. Bu ara yazı yazmak ya da akademisyenseniz ya da bitirmeniz gereken master'ınız ya da tamamlamanız gereken konularınızla ilgili bu hafta çözüm haftanız ve hızlanma haftanız, teziniz, neyiniz varsa bunları bir an önce teslim etmeniz lazım. Bu ara maillerinizi, bu ara yazdığınız iş gereği evraklarınızı lütfen yedekleyin. Kaybolma, çalınma ihtimali çok yüksek. Eğer ki bu ara ortaklı işinizden ayrılmak, kendinize daha farklı bir alanda iş kurmak istiyorsanız, evet ortağınız kötü değil, fikirler uyuşmuyor ve burası size kazanç sağlamıyor. Altyapınızı oturtarak hem burayı hem orayı dengeleyerek geçici orada, geçici burada bir sistem kurup oranın enerjisini gördüğünüz takdirde yeni işiniz şimdiden hayırlı olsun. Evet, evli çiftler dırdırı bırakacağız. Üstüne gitmeyeceğiz, sormayacağız, soru ve sualden uzak duracağız. Yeni ilişkiye başlayanlarda da sevgilinizin size olan hayran bakışı, tekrar aşkla kalbiniz heyecan bulacak. Eski ilişkilerinizdeki diyaloglar, mesajlaşmalar kafanızı karıştırabilir. Adı üstünde eski bit pazarına nur yağardı. Sizin eski ilişkilerinizin hep hataları size nur değil kazık yağdı. O yüzden eskiyi bırak. Kalbim acıyor Emine ablacığım ya. Ondan bir göreyim, karşılaşayım diyorsanız evet çok tesadüf bir yol ya da bir mesaj ya da bir konuşma söz konusu olacak. İçinizdekileri patır patır yazın ama doğru uslupla hareket ettiğinizde kaliteniz daha doğru noktaya erişecek. Çocuklarınızla alakalı bazı konularda eşinizle ters düşeceksiniz ve bu yüzden çocukları yıpratabilirsiniz. İlk önce çocuklarınızla alakalı noktayı birebir halledin. Sonra çocuklarınızı masaya yatırın. Çocukların yanında tartıştığınızda her ikinizin de fikir yapısı uyuşmadığı için kimi dinleyeceklerine karar veremeyebilirler. Mümkün olur. Ve özellikle kız çocuğumuzun bir psikoloğa ihtiyacı olabilir ya da birlikte yoga, meditasyon yaparak onun odaklanma problemini çözmeniz lazım. Özellikle yurt dışında yaşıyorsanız ve yer ve farklı bir mekana taşınmak istiyorsanız güzel bir ev alacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. 4. ya da 7. katta oturan sevgili oğlaklar daha aşağı kat tarafına taşınmak istiyorsunuz. Bahçeli, daha korunaklı ama ekonomik olarak zorlanır mıyım diyorsanız gideceğiniz yer daha güvenli ve daha tutumlu. Araçta ufak tefek değişiklikler, tamir, hani yapılması gereken yenilikler var. Almak değil, yenilikler var. Uzun süredir almayı düşünenler için de babanız ya da eşinizden destekle araç konunuz hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle zihin yorgunluğumuz, fazla düşünmeden kaynaklı unutkanlıklarımız, genetik yapımızda Alzheimer ve Alzheimer kaynaklı sıkıntılarımız ve gözde katarak olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Sevgili kovalar, 16 Mayıs sabahı 07.13'te gerçekleşecek bir akrepte tutulmamız var. Yani kalbiniz özgür kalmak ister,
serbest bırakmak istersiniz, işinizde serbest olmak istersiniz, maddi açıdan kendi enerjimizi daha genişletmek isteyebilirken zarar, yanlış kararlar verip kendi evimize, kendi kazancımıza, kendi toprağımıza, kendi işimize zarar verebiliriz. Sakin, relax, araştırın, fikir alın, daha araştırın, daha fikir alın, büyüklerinizden fikir alın. Çünkü size ait mallar değil, büyüklerinize ait malların kavgası içerisindesiniz ve bu kavgada da haklısınız ama ailenizin büyükleri bu malın bölüşmesini, satılmasını istemiyor. Aslında siz doğru karardasınız. Onları ikna etmekte zorlanıyorsunuz. O yüzden sinir küpünüz bir böyle gel. Özellikle anne, özellikle babanızla alakalı yaşanan krizlere de açık olmak gerekiyor. Özellikle babanızın kalp damar problemi, annenizin özellikle diz ve kemiklerle alakalı yaşanacak krizlere mümkün olduğu kadar doktor kontrolleri yapalım. İşinizle alakalı noktada fazla açılmayın, fazla konuşma ve fazla sır vermeyin. Çünkü siz işinizde o kadar başarılısınız ki ve kıskanılıyorsunuz. Herkes sizin nasıl bu enerjiyle geliyor? Hani en kötü gününüz bile kahkahayla içeri girip disiplin, kural, her şey sistemli gidiyor. Ve siz bu haftayı nasıl bitiriyorsunuz diye enerjiyi insanlar düşünüyor. Çünkü sizin kalp gözünüz bu hafta çok fazla açık olacak ve istekleriniz yavaş yavaş rayına ve hedeflediğiniz birçok şey size doğru nokta sağlayacak gözüküyor. Serbest bir alanda çalışıyorsanız ekstra işler, ekstra kapılar, size fırsatlar yaratılacak. Ama büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız hastalık nedeniyle işinizden geçici izin alabilirsiniz ya da şirketinizin bazı problemlerinden kaynaklı evinizden işi devam edebilirsiniz. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Devlet kadrosuna girmek ya da devletle ilgili beklentisi olan sevgili kovalar, sınavınız başarılı ve bu evrede şimdiden devlet kapınızla ilgili olumlu görüşmeler, olumlu çağırmalar söz konusu olacak ve başarınız aydınlığa itecek. Eğer ki kendi işiniz, küçük bir mekanınız, kafeniz, restoranınız, küçük bir butik noktanız varsa burayı renklendirmek, yenilemek, tadilat ve yeni fikirleriniz söz konusu olabilir. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız, bakım, tırnak, güzellik merkezinde çalışıyorsanız bu dönem işleriniz fazlasıyla yoğun ve isminiz markalaşmaya doğru gidiyor. Odaklanmayı, konsantre olmayı unutmamanız gerekiyor. İlişkilerde kırgınlıklar, tartışmalar, ya acayip konuşmalar var. Ya hiç ağza alınmayacak laflar, gereksiz kırgınlıklar. Yani biraz uslupta terslik olabilir, ilişkimizi yıpratabiliriz. Eski ilişkinizin hala canınızı yakan noktası ile ilgili hala yüzleşemediniz. Artık bu sayfa kapanmasına rağmen siz artık bunu bana cevap versin diyorsunuz. O ilişki bitti. Hoşça kal dedi ve siz bu hoşça kalı kabul etmiyorsun. Yeni aşık olmak, yeni aşk arayanlar için güzel fırsat, tanıştırma ortamı, düğün, nişan, söz, gideceğiniz yolculuklarda ve tanışmalar ve iş çevrenizdeki görüşeceğiniz insanları bir göz kafesine alın. Doğru bir enerji sizi bekliyor. Yalnız taşınmamız olabilir, ani taşınmak, mal sahibiniz evinizden çıkartabilir, oğlum gelecek, ben geçecek diyerekten. Bence bu yalan. Araştırın. Çünkü şu an kiraya çıkacak bir gücünüz yok. Özellikle işsizseniz de güzel bir iş kapınız var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Boşanma fikri geri döndürmeye çalışıyorsunuz. İlişkinizle alakalı noktayı tekrar barışmak şans istiyorsunuz ama kırıcı noktaları bir psikologla, ilişki terapistle düzeltirseniz olumlu. Ama aynı tempoyla gidecekseniz hiç af dilemeyin. Yolunuza bakmanız sizin için hayırlı. Eğitim, lise ya da üniversitede ortaokula hazırlanan çocuklarımızla ilgili odaklanma ve evdeki hararetli konuşma çocuklarımızın dikkat kaybını, biraz bağımlılıkları, özellikle lise ya da üniversiteye giden çocuklarımızı bir gözden geçirelim. Sigara ya da bazı bağımlılıklar gündeme çıkabilir. Alışkanlıkları değişiyor olabilir. Farkında olmayarak yeni arkadaşlar edinmiş olabilirler. Mümkün olduğu kadar onları bir gözden geçirelim. Onların zarar görmemesi adına diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işinde bir sorun yok ama maaş konusunda huysuzluklar devam ediyor ve istediği rakama erişmedi ama yurt dışından beklediği evrak ya da kapı neyse olumlu cevap. Sizin işiniz özellikle bankacılık, muhasebe, finans alanında çalışıyorsanız ani yer değişimleriniz söz konusu olacak gözüküyor. Sevgili ev hanımları,
Artık ev sizi bunalttı, yürüyüp nefes almak, köydeki evinize, yazlığınıza gitmek istiyorsunuz da çocukların eğitim yönünden eliniz kolunuz bağlı. Evet, şu sınavlar bitsin, tatil ve enerjiniz yerine gelecek. Bu ara şöyle söyleyeceğim, şeker kaynaklı ya da cildimiz su topluyor olabilir. Doğru beslenme, doğru yürüyüşlerle bu cildimizdeki yani şişkinlik nedir bunu bulmanız gerekiyor. Bir de regl dönemimizde sıkıntılarımız var. Sevgili kova erkekleri, kelleşme, saç dökülmesi ve bu ara kulak egzamalarımız azabilir. İhmal etmeyin diyorum. Yalnız şöyle diyeceğim, çocukla ilgili karar verenler, bu ara kaygılarınız var. Akışa bırakın, Rabbim hayırlı evlat nasip etsin. Allah'a emanet olun. Sevgili balıklar, 16 Mayıs sabahı 07.13'te gerçekleşecek bir akrep tutulması var. Çok verimli bir hafta. Sosyal medyadaki iletişim konuşmalarımız, yeni istediğimiz telefon, almak istediğimiz birçok şey hızlı bir hafta olacak. Jüpiter Koç burcuna geçişini tamamlıyor. Hedefler, oluşmak istediğimiz noktalar, hayallerimiz, varoluş hedeflerimizde bazı kararsızlıklar yaşayabilir. Hedefinizden şaşmayın. Şaşırırsanız mağdur olursunuz. Bulunduğumuz noktayı, bulunduğumuz alanı daha sağlam bir şekilde oturtmamız lazım. Geçmişe dair iş mahkememiz, para mahkememizle ilgili olumlu sonuçlar, iş iadenizle ilgili beklentiniz varsa hayırlı olsun. Ama sizin ailenizde hapis ya da mahkemelik ve uzun süredir devam eden konularda bazı riskler olabilir. Haziran ayı dikkat üstünde olabilirsiniz. Ya da evladınızın bir asker görevi, vatanı göreviyle alakalı endişe ediyor olabilirsiniz. Haziran ayı biraz daha sizin için sevgili beyler ve bayanlar biraz daha riskli bir noktada. Ama sonu Mayıs ayı, yani bu Mayıs ayı Haziran'ı tetikliyor. Mümkün olduğu kadar enerjinizi bu noktada doğru oluşturmanız gerekiyor. Kurumsal bir firmadaysanız, para kayıpları, bazı dolandırıcı konuları, iş yerinde pazarlama teknikleri ve bazı insan kayırımlarından kaynaklanan, bazı ekipleşmelerden kaynaklanan biraz krizler söz konusu olabilir. Biraz dışlanabilirsiniz. Patronunuza bunu bir mail olarak ya da şirketinize bunu bir mail olarak anlatırsanız hak kazancınız ve konumunuzda değişiklik söz konusu olacak. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı beklediğiniz yeni iş kapılarınızla ilgili. Yani mesela diyelim ki belediyede çalışıyorsanız mezarlık grubuna tayin istiyorsanız olumlu. Ya da ne bileyim Aydın'daysanız Ankara'ya gitmek istiyorsanız bununla ilgili yazınız olumlu olacak. Özellikle bu ara devlette çalışan ve rütbe için eğitim ve kurslar ya da sınavlarınızla ilgili başarı enerjiniz var ama siz çok önemsemiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar önemseyin. Bunda çok büyük bir başarı ve hak ettiğiniz dereceyi alacaksın. Serbest meslek ya da ortaklı işlerle ilgili kazançlar ve özellikle Ege ya da Akdeniz alanında kendi mekanınız, kendi işiniz varsa bereketinizin yoğun olacağı, daha büyük kazançlar evresine giriş yapacağınız gözüküyor. Doğu ya da İç Anadolu'da toprak veya tarım ya da hayvancılıkla ilgileniyorsanız hayvanlarınızda bir sağlık problemi, toprağınızda biraz küskünlük olabilir ve tarım biraz size sıkıntı yaratabilir. Mümkün olduğu kadar zehirlenmesin ya da ilaçlanmaları doğru yapmamız gerekiyor. Toprak alımı düşünen ve kendini ev yaptırmak ya da aile içerisinde ortak karar içerisinde olan sevgili balıklar, şimdiden yapacağınız arsa ve yatırım size hayır ve bereket getirecek. Ortak ayrımı, yeni kendinizi yaratmak istiyorsunuz, ortağınızla uyumsuzluğunuz var, doğru ve adaletli şekilde yol ayrımı içerisine gireceksiniz. Yurt dışı ile alakalı iş bağlantınız varsa ve çözümlenemediğiniz bazı sorunlar yavaş yavaş iyileşecek. Sizin de hak edilen yurt dışı ile ilgili seyahatleriniz, size verilecek fırsatları doğru gözden geçireceksiniz. Aşk acısı çekeceksiniz bu hafta. Kalbiniz çok incinecek. O yüzden şimdiden uyarıyorum. Eşiniz sizin canınızı acıtabilir. Yanlış konuşmalar, yanlış ifadeler, gelecek mesajlar kafanızı karıştırabilir. Evi terk edebilirsiniz. Aman sakin olun. Boşuna evinize yıpratmayın. Yani yanlış anlaşılmalar var burada. Çünkü eşiniz çok böyle konuşkan, cana yakın olduğu için onun cana yakınlığını başka insanlar yanlış anlaşılmış olabilir. Siz de boşuna tribe giriyor olabilirsiniz. Yalnız eşinizin işiyle ilgili beklenen yenilik sizin halinize parasal anlamda güven verecek.
uzun süredir işsiz olan sevgili ev hanım, evde olan ve çalışan kadınlarımız için güzel fırsatlar, yenilikler var. Gözden geçirmeniz lazım. Bu ara kız çocuğu olan kadınlarımızın, çocuklarımızın karın ağrıları, mide bozulmaları, alerjik durumları, bitlenme durumları söz konusu olabilir. Ama çocuğumuza doğru temizlik yapalım. Yani bit berekettir aslında. Ben hani bitleneyim diye çok uğraşıyorum. Beynin enerjisindeki sıkıntıları ve kötü enerjiyi aldığını düşünüyorum. O yüzden devamlı bitleneyim, saçma her şey söylüyorum ama kına olduğu için bitlenemiyorum. Bir de çocuk odası değişimi, çocuklarınızla alakalı yeni oda oluşumu, boya, badana konularımız daha yoğun bir evrede. Bir de aile büyüklerimizin yolculuğu ile ilgili bir yolculuk, biraz stresli geçse de aile büyüklerimize doğru noktaya eriştireceğiz. Abi ya da babada sağlık problemi, kalple alakalı sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar ihmal etmeyin. Sevgili ev hanımları, çocuklara çok fazla yoruyorsunuz. Onları bıt 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 konuşuyorsunuz. Çocukların eğitimleri, çocukların düzeninde bir sıkıntı yok. Sizin çeneniz maşallah konuşacak insan bulamadığı için çocukları yoruyorsunuz. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı yormayın. Onların enerjisi ve onların mutluluklarına karışmayın efendim. Kız oğlunuz aşık olabilir. Şimdiden hayırlı olsun. Evinizde düğün, söz, nişan konularımız ön planda gözüküyor. Bu hayatınıza gelecek evlat gerçekten uğurlu ve bereketli olacak gözüküyor. Yalnız en önemli şey, bu ara ameliyat olacak bir hastamızla ilgili endişeniz var sevgili balık burçları, endişe etmeyin. O sağ salim hastaneden çıkacak. Yani sizin kendinizle ilgili bu ara gök bilimi, mesela astroloji eğitimi, kozmik enerji, bu tarz spiritüel alanlarda farklı eğitimler alıp kendi markanızı yaratabilir. Bu da size iyi gelecek diyorum. Evet, güzel bir hafta, mutluluk tadında olsun. Tutulmalar her ay gel. Yani yeni ay, dolunay. Ayda iki kez yeni ay oluşumu, dolunay oluşumu oluyor. O yüzden her ay farklı tetikleyebilir. Mümkün olduğu kadar dualarımızı, enerjilerimizi yapalım. Mutlu ve sağlıklı kalın efendim. Hoşça kalın.